Arkadaşlar, hoş geldiniz. Yazarak ve okuyarak Arapça, fasih Arapça öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün kâne fiilinin zamirleriyle birlikte öğreneceğiz. Kâne Arapçada fonksiyonu, işlevi çok geniş olan bir kelime. O yüzden bu ders bu kelime üzerinde çalışacağız. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Kâne. Kâne. İdi. Kâne. Müennesini de yazalım. Pardon. K net. K net. İdi. İdi oldu. Manalarında. İdi kelimesiyle aklınızda kalırsa bu kelime ileride daha faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kâne, kâne. Tesniyesini yazalım. Tesniye. Tesniye neydi? Tesniye Arapçadaki İki tane olan her şeyi ifade eden zamir kalıbıydı. Kâne, ne, kâne, Elif üstünü uzattı. Kâne derken Elif'imiz üstünü uzattı. Kâne derken Elif'imiz üstünü uzattı. Kânet derken Nunu üstünü ile birlikte T'ye cizimle tutturduk. K net. K'ne müzekkerdi. Müennesini yazalım. K'nete. Ne? K. Ne? T bir elif miktarı uzatıyoruz. Kanu Kanu idiler. İ di ler. O ikisi idik. Kânete. Bunu da idiler diyoruz arkadaşlar. Çünkü biz iki tane iki ve daha fazlası için lerler ekini kullanıyoruz. Bazı durumlarda gerekli olan durumlarda iki tane elma İki çocuk şeklinde kullanıyoruz. Zamirlerle karşılaştırma yaptığım için ben lerler şeklinde olanını kullanmayı tercih ediyorum. İdiler. Üçüncü tekil şahıs. O ikisi idiler. Bakalım. Kelimemiz üçüncü çoğul şahıs. Müenneslerde nasıl oluyor arkadaşlar? Kanu künne şeklinde değişiyor. Künne. Hemen şu bilgiye ihtiyacımız var. Üstün
Elif'i temsil ediyordu. Esire Y'yi temsil ediyordu. Ötüre ise Vav'ı temsil ediyordu. Künne, kehane kelimemiz nasıl künne oldu? Hemen görelim. Bunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Türkçeden de örnek vereceğim. Ne kadar gerekli olduğunu anlayacaksınız. Aslı neydi? Kevene. Aslı ke ve ne? Geçmiş derslerimizde yazdık hatırlarsanız. Kevene ne olur? Kene olur. Vav'ımız kendisi üstün, önceki de üstün. Elif'e dönüştü. Kene oldu. Şimdi cemi müennes zamirimizi birleştirelim. Koyalım. Ke zamirimiz bitişirken nun'un yani kelimenin fiilin son harekesini düşürüp kelimeye ekleniyordu. Dolayısıyla nun hareketsiz kaldı. İki hareketsiz harf Arapçada kural dışıdır arkadaşlar. Bakın ke derken elif hareketsiz. Cemi müennes nun bitişti. Son harekeyi düşürdü. Ve iki hareketsiz bir arada iki hareketsiz bir arada bulunmaz. Okunması zorlaşır. Ses uyumu gereğince burada elifimiz düşer ve elifin aslı neydi? Vav idi. Vav neyin temsilcisiydi? Ötürenin alametiydi. Dolayısıyla kefimizde ne olacaktır? Kefimiz ötüre olacak ve kelimemiz de künne olacaktır. Kâne kelimemizin değişikliğe uğrama hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Burada bir hatırlatma. Vav, ye, elif harfleri daima birbirlerine dönüşürler veya yok oluverirler veya var oluverirler. Bu normal bir şey. Bakın Türkçemizdeki alın kelimesine bakalım. Bütün dillerde mevcut olan bir değişimdir. Dilimizde de var. Biz farkında olmuyoruz. Alın. Alnı. Alnı yarıldı. Ya rıldı derken bakın buradaki ı'mız yok oldu. Lemle L ile N'nin arasındaki ı'mız alnı yarıldı şeklinde söylediğimizde yok oldu. Gördüğünüz gibi. Değişen şekliyle fiilimizi yazmaya ve manalarını öğrenmeye devam ediyoruz. Künne idiler yine. Künte Kün te kün
ki idiniz. İdiniz. Kün tüm sizleri yazalım. Kün tüm siz idiniz. Kün tünne. Kün tün ne idiniz? İ di niz. Neydiniz? Siz doktordunuz. Hemşireydiniz gibi. Küntü idim. Küntü idim. Hemen bir örnek yazalım. Küntü Arapça öğrenmeye sizleri heveslendirmek için bir cümle yazalım arkadaşlar. Küntü muallime muallim kelimesini biliyorsunuz. Muallim muallime tün. Küntü muallime öğretmen idin. Öğretmen idim. La derken gizli bir elif var. İleriki derslerimizde öğreneceğiz inşallah. Lakin lakinnel ene fakat şimdi ene mü te ka ide mü te ka i te tün. Fakat şimdi emekliyim. Emekliyim. Arkadaşlar kânenin kullanım alanının genişliğinden söz etmiştim. Bu şekilde bu manasıyla aklınızda kalması önemli.
Biz kelimesine geldik. Küntü, künne. Künne. İdik. Dün Ankara'daydık gibi. Zamirlerini karşılaştıralım. Kâne zamiri gizli hüve arkadaşlar. Kânet hemen bu bay kâne kâne kânete künte bay idi. Kânet, kânete, künti, bayan. Kânu, küntüm. Küntüma, tesniye muhatap. Yani iki mevcut kişiyi ifade eden kelimemiz. Kün tüma müenneste müzekkerde bunlar aynıydı arkadaşlar. İkincisini yazmaya gerek duymuyorum. Bay kânû küntüma küntüm bayları ifade ediyor. Künne, küntünne bayanları. Künne derken nunun bir tanesi zamirimiz. Arkadaşlar, nunun bir tanesi. İkisi birden değil. Zamirimizdi. İdiler. Lerle idiler. O bayanlar. Kânû, vav ve elif, lerler ekimizdi. Erkekler idiler. Künne, siz ikiniz. Tesniye. Küntüma siz ikiniz. Sizler yani. Sizler. Küntüm de sizler. Küntünle sizler idiniz. İdiniz. Tüma. Tüma tesniye. Zamirimizde hem muhatap müzekkerde hem muhatap müenneste. Kâne'nin gizliydi arkadaşlar. Kânet cezimli T. Yine idi kelimemizde idi. O idi. O gizli. Aynı kâne gibi. Kâne tesniye failimiz. T kâne te derken te failimiz idiler. Olmayan, yanımızda olmayan üçüncü tek şahıs. Künte bay idin. Künti bayan idin. Hemen neyimizle idin. Sen. Neyimizle eşleştiriyoruz? Küntüm yine idiniz. Küntünle siz bayanlar idiniz. Künne ne? Nunun bir tanesi. Onu özellikle
hatırlatıyorum. Künne derken iki tane nun var. Şedde iki tane okuturdu, hatırlayalım. İkinci olan nunumuz Türkçedeki biz. Dik, ke. Biz kelimesinin fiile eklenen fiile, fiildeki temsilcisi ke, na ile aynı işi yapıyor. Künne, idik. Türkçesi de idik zaten. Küntü, ben idim. Küntü muallime, lakin il en, ene mütekaide. Ben öğretmendim. Fakat şu an emekliyim. Şunu silelim arkadaşlar. Görüntüyü düzeltelim. Dersimizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Arapça dinletilerimize devam ediyoruz. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في فن الحياه لقاؤنا يتجدد هذه المره من عزبه لفورتوا التي تسمح لنا بالاطلاع على فن تصميم الحدائق الذي كان متبعا في القرن الثامن عشر ارتباط المكان بالقيصر بابل الاول وتشابه تصميم اروقته الخضراء بحدائق فرساي جعله من الاماكن المحببه لدى سكان موسكو فاهلا بكم